Merhabalar arkadaşlar. Bugün brokoli güveç yapacağız. Aslında brokoli kasırvalle yapacağız. Öncelikle bir kabın içerisine gördüğünüz gibi bir paket brokoliyi uçlarındaki o sert kısımlarını temizleyerek güzelce alıyoruz. Daha sonra üzerine bir küçük kase kadar içme suyu alarak ağzını streçle kapatarak bir 3 dakika kadar mikroda o hani streçin kapalı olmasından dolayı gelen buharla brokolinin hafif renginin dönmesini istiyoruz. Eğer hani daha uzun vaktiniz varsa bunu aslında hani daha önce bizim tariflerimizde de kullandığımız kaynayan bir suyun üzerine tel süzgeç üzerinde de brokolinin rengini değiştirebilirsiniz. Size kalmış. Bu çok daha pratik olarak geldiği için bu şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi zaten ağzı kapalı olduğu için kalan buharla hafif rengi dönmüş oldu. Şimdi kabın içerisinde kalan fazla suyunu döküyoruz. Çünkü tarifimizi hazırlarken krema veya labne peyniri gibi zaten sulanmaya müsait şeyler ekleyeceğimiz için tekrardan sulanmasını istemiyoruz. Evet, fazla suyunu da aldığımıza göre tarifimize devam edebiliriz. Mikrodalgada hafif rengi dönen brokolilerimizi artık fırına girecek olan borcamımızın içerisine alıyoruz. Daha sonra labne peynirimizi, rendelediğimiz kaşar peynirimizi ilave ediyoruz. Burada tuz, karabiber, baharat istediğiniz şekilde çeşni ilave edebilirsiniz. Size kalmış. Daha sonra da bunları güzelce karıştıracağız ve kremasını da en son ekleyerek güzelce fırına göndereceğiz. Çok aslına bakarsanız pratik bir tarif. Gerçekten elinizde brokoli varsa ve ne yapayım diye düşünüyorsanız, farklı olsun diye düşünüyorsanız çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir tarif. Bu arada kasırvalle nereden geliyor derseniz tabii yabancılardan o şekilde çevrilmiş. Aslında bizim borcam diye nitelendirdiğimiz bu şekilde geniş güveç kapları veya fırın kapları olarak geçen kaplara verilen isim kasırvalle. Onlarda yapılan yemeğin de adı bu şekilde geçmiş. Burada tabii biz hazırladıktan sonra karışımı üzerine kaşarı döküyoruz ama aslında kremayı daha önce dökmemiz gerekiyordu. Bu seferlik böyle oldu ama siz kremayı daha önce döküp karıştırıp ondan sonra üzerine tekrar kaşarı ilave ederseniz daha iyi olacaktır ki kaşar fırına girdiğinde üzeri güzelce kızarsın ve bütün o brokoliyi kaplasın. Evet, fırına gitmeye hazırız bile. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında yaklaşık bir yarım saat kadar kaldıktan sonra hazırlar ve artık servis tabağını alıp akşam yemeğindeki yerini almaya hazır kasırvalle. Afiyet olsun.